Herkese merhabalar. İnkılap tarihi birinci dönem, birinci yazılı provasyon, hazır mısın Hocam Topuç? Çok konu var, ne yapacağım ben gerçekten? Hiç korkmana gerek yok. Zaten LGS'de çok önemli bir konu. Şimdi sana süper bir şekilde provayı yapacağız ama öncesinde süper bir sürprizimiz bu var. Bu hocam böyle? Resmen bir iPhone şenliği başlatıyoruz. Yazılılarda öğrenciler nefret ediyorlar. Ya hocam bıktık yazılılardan diyorlar. Biz de dedik ki yazılıları öğrencilere nasıl sevdirebiliriz? Onlara iPhone hediye edelim dedik. Ve birinci yazılı hediyesi olarak 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıfa iPhone 8. Ama 8. sınıflara iPhone 8 Plus hediye ediyoruz. Kayırmışsınız hocam 8. sınıfı. Teşekkür evet, ederim. Evet, rica ederim. Ana kanalımıza ise iPhone X hediye ediyoruz. Ana kanal biliyorsun bizim ilk çıktığımız kanal. O kanalda daha fazla abonemiz var. Oraya da destek olmanı istiyoruz. Nasıl yapacağız? Aynı zamanda kırtasiye seti hediyelerimiz var. Ne yapacaksın? Yapman gereken şey çok basit. Zaten muhtemelen 8. sınıf kanalımıza abonesin. Ama değilsen abone ol ve Tonguç Akademi'ye de abone ol. Sonrasında yazıları Tonguç'la etiketiyle abone ettiğin iki arkadaşını adını yorumlara yaz. Sonrasında çekiliş günü gelecek ve muhtemelen... Nereye abone edeceğim arkadaşlarım hocam? Kendi kanalına abone edebilirsin. Ana kanala abone edebilirsin, fark etmez. Buradaki kanallara da abone edebilirsin. Mesela buradaki sınıflardan birine de abone edebilirsin, fark etmez. Ama kesin olan bir şey varsa senin arkadaşlarına abone edip ana kanala ve sınıfına, yani 8 sınıf kanalına abone olman yeterli. Şimdi peki ne zaman çekiliş? Çok kısa bir süre sonra, bir aydan biraz daha fazla var. 16 Aralık'ta canlı yayında çekiliş yapacağız. Ve 8. sınıf öğrencilerimize 8 Plus'ı hediye edeceğiz. Teşekkür ederim hocam. Peki bugün yazılıda hangi konular var hocam? Yazılıda konularımız belli esasında. Birinci dönem birinci yazılı konuları. Birinci ünitede bir kahraman doğuyor. İkinci ünitede milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımları göreceğiz. Ama sonrasında yazılı provamız başlayacak. Bak, eşleştirme sorularımız var Tonguç Ali Adım'ın. Ardından gelen boşlukları doldurma soruları, cümle doğru mu yanlış mı soruları, akımla alakalı çoktan seçmeli sorular. Bir sürü sorumuz var. Şimdi onların hepsini göstermeyeyim ama hızlı bir şekilde ben başlamak istiyorum. Birinci ünitede ne bilmemiz gerekiyor? Onu bir hatırlayalım. Bunları zaten LGS hazırlık sürecinde bayağı bir öğrenmiştik. Şimdi üzerinden bir daha tozları silelim ve yazılı öncesinde her şeyi bir kez hatırlayalım. Sonrasında bu provayı birlikte yapalım. Mesela ben bunu yaparken sen videoyu durdurup kendine cevaplayabilirsin. Şimdi uyanan Avrupa konusuna baktığımızda ilk başta coğrafi keşiflerle başlayan Avrupa'nın zenginleşmesini görüyoruz. Sonra zenginleştikten sonra Rönesans ve reformlar resmen bilimde ve sanatta ve dinde ilerliyorlar. Ardından da sanayi inkılabını ve Fransız İhtilalini gerçekleştiriyorlar. Nasıl gerçekleştiriyorlar bunu? Çok rahat bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Şöyle ki bilim ve sanatta ilerleyebildikleri için Rönesans sayesinde, reformla da dinin baskısından kurtuldukları için artık modernleşme, aydınlaşma hızlı bir şekilde devrimler, aynı zamanda bilimsel gelişmeler çok fazla hız kazanacak ve artık üretimi elle değil makineyle yapacaklar ve çok ciddi bir şekilde pazar ve ham madde arayışına girecekler. Fransız İhtilali ise zenginleştikten sonra insanlar kendilerine değer vermeye başlayacak, diyecekler ki niye bizi krallar yönetiyor, cumhuriyetler gelsin diyecekler ve milliyetçilik isyanları çıkacak. Burada en büyük başlangıç noktası ise esasında bizim İstanbul'u fethetmemiz. İstanbul'u fethettikten sonra adamlar yeni yollar arıyorlardı, Doğu ile Batı'nın bağlantısı koptuğu için. Coğrafi keşiflerle Amerika'yı keşfediyorlar, Güney Amerika'yı keşfediyorlar, Avustralya'yı keşfediyorlar, Afrika'yı keşfediyorlar, Hindistan'a ulaşıyorlar. Her yere ulaşınca da çok para kazanıp Rönesans ve reformu gerçekleştiriyorlar. Bütün bunlar Avrupa'nın uyanmasını sağlıyor ve bunun sonrasında biz sarsılıyoruz. Niye? Fransız İhtilali yüzünden azılık isyanları çıkıyor. Mesela bizim eski altımız... Azlılar hocam bunlar. Harikası Tonguç'um. Bizim altımızda önce biz varız, tam Türkler var ama bunun harici Rumlar, Ermeniler, Sırplar, Bulgarlar, Romenler, farklı farklı Araplar, bir sürü millet var. Şimdi Fransız İhtilali sonrasında bunlar ben Sırbım, ben Romenim, ben Bulgarım, ben Yunanım, ben şuyum, ben buyum diye isyan edince bizde azılık isyanları çıkıyor. Dediğin gibi azıyorlar ve biz de diyoruz ki bir dakika kardeşim sakin olun, azmayın falan. Onun için kurtarmak için fikir akımları ortaya atıyoruz. Mesela Balkanlardaki azınlıkları sakinleştirmek için Osmanlıcık akımını yola çıkarıyoruz. Veyahut da Araplar isyan etmesin diye İslamcılık fikrini öne atıyoruz. Batıcılık fikrinden faydalanıyoruz ama olmayınca biz de kendimiz Türkçülük fikrini benimseyeceğiz. Bütün bunlar Osmanlı'nın dağılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan fikir akımları. Tanzimat ve ıslahat fermanları yayınlayacağız. Niye? Çünkü azınlıklar isyan edince diyeceğiz ki bakın, Tanzimat fermanıyla evlenme, boşanma, miras, askerlik gibi, vergi gibi konularda tüm toplumun uyacağı kanunlar yapıyoruz. Gülhane Hattuymayun'u diyeceğiz. Hatta ıslahat fermanıyla azınlıklara çok daha fazla haklar verdiğimiz için, gayrimüslimlere çok daha fazla haklar verdiğimiz için Müslümanlar küsecek. Bu ne diyecek ya? Onlara askerlik yapmama hakkı veriyorsunuz. Onlara birçok mesleği seçme hakkı veriyorsunuz. Bu bizim için dezavantaj diyecekler. Ama ne Tanzimat fermanı ne ıslahat fermanı Osmanlı'nın dağılmasını önleyemeyecek. Çünkü birçok isyan çıkmaya devam ediyor. Avrupalı büyük devletler de onları bize karşı kışkırtıyor. Meşrutiyet ise padişahın yanında halkın da yönetime katılması. Bununla alakalı John Türkler çok ciddi çalışmalar yapacaklar. Hem birinci meşrutiyetin hem de ikinci meşrutiyetin yayınlanmasını sağlayacaklar. Ama bunlar da yine Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde ve öncesinde yaşadığı büyük sıkıntıları durduramayacak. Birinci hocam Dünya Savaşı... neredeyse her şeyi öğrendik hocam. Bak, Trablusgarp Savaşı'yla İtalyanlar
bizden Trablusgarp alıyorlar. Balkan savaşları çıkıyor. Balkan ulusları çok ciddi bir saldırıda bulunuyorlar bize. Bu yüzden Balkanlarda yaşayan Türkler Anadolu'ya geçirmek zorunda kalıyor. E orada her şeylerini bırakıyorlar. Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'da zaten bir zorluk var, yoksulluk var, fakirlik var. E bütün bunların hepsi birleşince gerçekten Osmanlı çok zor bir durumda olacak. İşte Mustafa Kemal Atatürk de mavi gözlü çocuk Mustafa da tam 1881 yılında Selanik'te doğmuştur hocam. Annesinin adı Zübeyde. Babasının adı Ali Rıza. Ali Rıza'dır. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Bütün bu olaylar yaşandı sırada. Yani Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım'ın çocukları Mustafa Kemal, daha doğrusu o zamanki adıyla Mustafa doğduğu sırada Osmanlı gerçekten çok zor bir durumda. Dediğim gibi azınlık isyanları var. Meşrutiyet var. Sanayi inkılabı ve sonrasında Osmanlı ekonomisi çökmüş. Fransız ihtilali yüzünden milliyetçi isyanlar çıkmış. Mustafa Kemal Atatürk ister istemez öğrenim hayatında ilk başta Şemsi Efendi Mektebi'ne gidecek. İlk başta mahalle mektebine gidiyor ama sonra daha modern okul olan Şemsi Efendi Mektebi'ne gidiyor. Sonrasında Rüşdiye'ye gidecek ortaokula. Ardından askeri rüşdeyi tercih edecek tabii ki. Mülkiye rüşdesine ayrılacak. Sonrasında İdadiye'ye gidecek. Manastır Askeri İdadisi'ne. Harp okuluna ve harp akademisine giderek resmen bir asker olmak istediğini belli edecek. Mustafa Kemal buhranlar yani sıkıntıların olduğu sırada doğmuş bir kahraman. Niye? Mustafa Kemal etkileyen birçok kişi, olay ve durumlar var. Osmanlı'nın Balkan Savaşları'ndaki ve Trablusgarp Savaşı'ndaki durumunu bizatihi görüyor. Balkan Savaşları'na da katılıyor. Trablusgarp Savaşı'na da katılıyor. Hatta Trablusgarp Savaşı'nda ilk askeri başarısını elde ediyor. Burası yine önemli. Burada bir şey daha var ki Tomuç'um. Mustafa Kemal olayları inceleyip, mesela diyelim ki Sofya'dayken Bulgar parlamentosunu inceleyip burada milli iradeye dayalı kavramların olduğunu görecek. Veyahut da işte Çanakkale savaşlarında Kurtuluş Savaşı için ileride lider olabileceğini görecek. Yaşadığı birçok olay, birçok durum, birçok kişiyle tanışması onun fikirlerinin oluşmasını sağlayacak. Zaten Mustafa Kemal'in 3 temel fikir var. Bak bunu çok iyi bilmen lazım. Bunların başında birincisi milli bağımsızlık fikir geliyor ki milli bağımsızlık zaten sonradan bütün büyük devletlere, bütün küçük devletlere de örnek olacak. Nasıl? Osmanlı'yı biliyorsun Tonguç herhalde benim. Doğudan işte batıdan her yerden saldırıyorlar. Türkiye'ye de saldırmışlardı hatırlarsan Kurtuluş Savaşı sırasında. Bütün bunların saldırıları, ekonomik yaptırımlar uygulamaları veyahut da askeri yaptırımlar uygulamaları. Hadi her oradan kimsiniz siz böyle defa? Bize manda ve himaye teklif. Bunların hepsi tebrik ediyorum. Bir de mi alabilir mi Tonguç'um? Tebrik ederim. Bütün bunları yapmaları milli bağımsızlığımıza tersti. Demek ki milli bağımsızlık ülkemizin her anlamda, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, askeri anlamda düşman işgalinden kurtarılması demek. Fakat bir de milli egemenlik var ki onu farklı bir renkle yazmak istiyorum Tonguç evladım benim. Milli egemenlik başka bir şey. Öğrenciler genellikle milli bağımsızlık ve milli egemenlik aynı şey zannediyor. Hayır. Güzel şeyler ikisi de ama farklı şeyler. Milli egemenlik ülkeyi halkın yönetmesi. Yani milli bağımsızlık olmadan milli egemenliğin esasında çok da bir anlamı yok. Mesela ülken bağımsız değil ama ülke cumhuriyetle yönetiliyor. Bir anlamı yok ki. Sen önce ülkeni düşmandan kurtarmalısın. Ekonomik anlamda, askeri anlamda, hukuki anlamda bir başarı elde etmelisin. Bayrağını, başkentini belli etmelisin. Sonra milli egemenliğe sahip olabilirsin. Burası çok çok önemli. Dolayısıyla Mustafa Kemal önce ülkenin kurtarılması için, milli bağımsızlık için mücadele edecek. Sonra milli egemenlikle alakalı saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması gibi şeyler yapacak. Burası önemli. Bir de üçüncü bir liseye var ki laiklik ve çağdaşlaşma. Bu çok daha ileride. Bunu zaten ikinci dönem konularımıza göreceğiz. Şimdi gelelim buraya. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti. Ha, Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ve kişilik özelliklerine baktığımızda Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ilk başta Şam'daki görev yeriyle başlıyor. Şam'da ilk görev yeri var. Orayı çok çok iyi bilmemiz lazım. Şam'da görev yerine baktığımızda Mustafa Kemal burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Ve burada aynı zamanda çok ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Sonrasında Mustafa Kemal esasında bizim Kurtuluş Savaşı'nda tanınmasını sağlayan şey tabii ki de nedir? Çanakkale cephesindeki başarıları. Bak ilk başta ilk görev yeri Şam 5. Ordu. Sonra 31 Mart olayında meşrutiyeti korumaya çalışıyor. Hareket doğrusu hareket ediyor. Trablusgarp Savaşı'nda ilk askeri başarısını elde ediyor. Balkan Savaşları'nda Çanakkale'ye katkı sağlıyor. Ve aynı zamanda yarbay olarak Sofya'da ateşli militer olarak hareket ediyor. Çanakkale cephesindeki başarıları onun Kurtuluş Savaşı'nda lider olarak tanınmasını sağlıyor. Kafkas cephesinde Muş Cephesi kurtarıyor. Aynı zamanda Suriye-Filistin cephesinde açık sözlü davranaraktan Yıldırım Orduları komutanı olaraktan biraz geri çekilmemiz lazım. İngilizler çok iyi saldırıyorlar diyor. Sakarya Savaşı'nda ve büyük taarruzda askeri dehasını göstererekten ülkemizi düşmandan temizliyor. Biliyorsun Yunanlıları denize döktük diyoruz ya. Orada Mustafa Kemal askeri başarısı, idari yöneticiliği çok çok önemli. Gelelim ikinci ünitemize. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın bir genel nedenleri var Tonguç evladım benim. Bir de özel nedenleri var. Genel nedenlerine baktığımızda sanayi inkılabı ve Fransa ihtilali temelinde genel nedenleri. Niye biliyor musun? Sanayi inkılabı sonrasında oluşan ham madde ve sömürge arayışı yani sömürgecilik Birinci Dünya Savaşı'nın İngiltere ve Almanya arasındaki
en önemli sebebi. Fransa İtalya'ya baktığımızda ise milliyetçi isyanlar çıkıyor. İşte Ruslar sıcak topraklara inmek istiyorlar, sıcak denize inmek istiyorlar. Avusturya Macaristan kendi imparatorluğunu kurmak istiyor. Herkes birbirine girmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunlar özel nedenleri var. İşte Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Lorraine bölgesi, işte Avusturya Macaristan'la Almanya Avusturya Macaristan'la İtalya arasındaki mücadele. Her biri birbirine girmeye çalışıyorlar. Ve bloklaşmalar oluşuyor. İtilaf ve ittifak diye. Osmanlı ise ilk başta İtilaf Devletleri tarafına katılmak istese bile İngiltere Rusya ile beraber Osmanlı'yı paylaştığı için biz İtilaf Devletleri'ne katılmıyoruz ve Almanya'nın kazanacağına inandığımız için, siyasi yalnızlıktan kurtulmak istediğimiz için, kaybettiğimiz toprakları geri almak için İttifak Devletleri ile birlikte savaşa giriyoruz. Yani Almanya, Avusturya, Macaristan'la savaşa giriyoruz. Ve sonrasında savaşta Çanakkale cephesi haricinde diğer cephelerde kaybediyoruz. Kafkasya Kanal cepheleri taarruz cepheleriydi, saldırı cepheleriydi. Burada kaybediyoruz. Suriye, Filistin, işte Irak cephesinde, Hicaz, Yemen cephesinde kaybediyoruz. Niye? Çünkü savunma yapmıştık o cephelerde ama yine de kaybediyoruz. Orada Araplar bizi satıyorlar maalesef. Bize karşı arkadan saldırıyorlar. Ve yine aynı şekilde Kanal cephesinde kaybetmiştik. Onu da söyleyelim. İngilizlerin kanallarına zarar vermek istiyoruz ama Almanya'nın isteğiyle fakat olmuyor. Burada bir şey daha var ki Galicia cephesi var. Galicia, Romanya ve Makedonya cephesi. Orada da müttefiklerimize yardım göndermeye çalışıyoruz. Fakat Çanakkale Savaşı'nda, Çanakkale cephesinde başarılı olduğumuz için Rusya savaştan çekilmek zorunda kalıyor ve savaş uzuyor. Sonrasında savaş bitince ateşkes imzalanıyor. Mondros ateşkesiyle İtilaf Devletleri bizi resmen işgallere açık hale getiriyorlar. Ki burada 7. madde var Tonguç. Bunu sana sınavda hocan yarın soracak veya sınavı ne zamansa o gün soracak. Muhtemelen sınavda bir gece önce izliyor olabilirsin. 7. madde diyor ki İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa orayı işgal edebileceklerdir. İşte Osmanlı'yı işgallere açık hale getiren madde bu Tonguç'um. Tabii boğazlarımıza el koyuyorlar, ulaşım araçlarımıza el koyuyorlar, haberleşme araçlarımıza el koyuyorlar. Her şeye el koyuyorlar. Bu ayrı mesele ama temelinde 7. madde Osmanlı'yı işgallere açık hale getiriyor. Bir de sonrasında Paris Barış Konferansı diye güya adı barış olan, tırnak içinde barış olan bir konferans yapıyorlar. Burada da Manda ve Himaye'nin teşekkür ederim. Sömürgeciliğin yerini Amerika diyor ki sömürgeciliği kaldıracaksınız. Sömürgeciliğin yerini Manda ve Himaye ile, yani içlerinize serbest olun, dışlarınıza bize bağlı olun gibi böyle saçma sapan yöntemler bunlara çalışıyorlar. Ama Mustafa Kemal ve Türk halkı Yer miyiz bunları diyecekler veya daha doğru şöyle diyecekler. Ya istiklal ya ölüm diyecekler. Yani ya bağımsız oluruz ya da ölürüz. Sizin gibi saçma sapan insanların altında yaşamayız diyecekler. Ve başlıyoruz şimdi yazımıza. Oh be, en sonunda ya. Evet, başlayalım. Birincisi, 19. yüzyılda Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan teşkilatın adı tabii ki de Duyun-u Umumiye. Osmanlı'da bunu farklı renkte yazmak istiyorum Tonguç'um. Şöyle farklı renkler kullanalım ki daha rahat okuyabil. Hatta yeşil, koyu yeşili kullanalım. Duyun-u Umumiye. Duyun-u Umumiye. Genel Borçlar İdaresi. Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'nin olduğu binada Osmanlı'nın ekonomisine resmen el koyuyorlar. Niye? Bize borcunuz var diyorlar. Osmanlı padişahının kanun üstünlüğünü kabul ettiği belgede tabii ki Tanzimat Fermanı. O zaman buraya yazıyorum. Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı'yla padişahın bile uymak zorunda olduğu kurallar var. İlk anayasallaşma sürecini başlatan belge bu. Medine Kahramanı ve Çöl Kaplanı gibi isimlerle anılan Osmanlı Paşası'na baktığımızda ise tabii ki Fahrettin Paşa. Fahrettin Paşa'yı çok iyi bilmeni ister hocam. Bunu mutlaka bil. Kutul Amare Zaferi'nde gerçekten çok büyük katkısı var. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiği anlaşmaya baktığımızda ise tabii ki Mondros Ateşkesi'yle biz Birinci Dünya Savaşı'ndan çekiliyoruz. Tonguç evladım benim. Müslüman milletleri Osmanlı halifesi etrafında birleştirmeyi amaçlayan fikir akımı ise bak Müslümanları birleştiriyor. Müslümanları birleştirdiği için burada dikkat etmemiz gereken akım İslamcılık akımı. İslamcılık akımını da çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Türk tarihinin ilk anayasası nedir derlerse Tonguç'um, bunu sana sınavda hocam sorabilir. Tabii ki de Kanun-ı Esasi, Meşrutiyet, ikinci Meşrutiyet ve birinci Meşrutiyet'te kabul edilen Kanun-ı Esasi ile 1908'de Türk tarihinin ilk anayasası ortaya çıkıyor. Trablusgarp Savaşı'ndan sonra imzalanan anlaşma, İtalyanlarla imzalıyoruz. Balkan Savaşları çıktığı için mecburen. Bu anlaşmanın adı da Uşi. Buongiorno hocam, buongiorno. Buongiorno değil, Uşi anlaşması. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrası Fransa'da toplanan konferansa baktığımızda ise, tabii Fransa'da toplanmasını hatırlayabilirsin. Paris Konferansı'da. Paris Barış Konferansı'ydı ama esasında pislik yapmak için yapıyorlardı bu konferansı. O yüzden buraya... Hocam Paris'te şöyle bir kahvenin yanında sıcak kruvasan yesek böyle ne güzel baş başa ne güzel... Saçma sapan dejenere olma biz Türk'üz. Gerçekten de hocam bu fotoğraflardan çok etkileniyorum ben. Etkilenme. O tarz fotoğraflar etkilenme. Senin yerin esasında bir simitle beraber, ince belli bardakla beraber işte Kapadokya'da veyahut da Antalya'da veyahut da İzmir'de veyahut... Hocam ben dejenere oldum. Avrupa'yı bir hayat tarzında Amerikan varı yaşamayı çok seviyorum. Ben şimdi sana var ya bir gösteririm Amerikan tarzı. Mandayı istiyorum ben hocam. Senin mandayı biz sadece kurbanda kesiyoruz Tonguç'um. Rusların Slav ırkından olanları kendi hakimiyetinin altına toplama politikasına da biz Pan-Slavizm politikası diyoruz. Dolayısıyla bak
Pan o işin fanatiği demek. Slav fanatiği yani. Mesela biz Pan Türkistiz. Türkleri seviyoruz gibi. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı... Peter Pan var bir de hocam. Bir de Peter Pan var. O da Peter'i seviyor. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki taarruz cephelerinden biri de tabii ki burada Kafkas ve Kanal'dı. Burada Kanal'ı yazmışlar. Biz ikisini de yazalım o zaman. Kaka. Evet, Kaka. Kafkas ve Kanal olduğunu bilmemiz lazım Tonguç evladım benim. Buraya şöyle V işareti koy. Geldik yeni bir soruya, yeni bir heyecana ve yeni bir skandala. Şimdi burada vatan ve hürriyet, dogmatik bir şey, bir sürü kelime var. Acaba bunları biz nasıl dolduracağız? Ben de merak ediyorum. Hadi hep beraber doldurmaya başlayalım. Diyor ki Fransa ihtilali ortaya çıkan nokta nokta düşüncesi çok uluslu devletlerin içerisindeki azınlıkların isyan etmesine neden olmuş. Evet bak. Osmanlı içinde Türkler var, Rumlar var, Ermeniler var, Sırplar var, Bulgarlar var, Romenler var. Bunların hepsi milliyetçilik... Romenleri alır mısınız geri? Milliyetçilik isyanlarıyla bak. Milliyetçilik isyanlarıyla hareket ediyorlardı Fransız ihtilali sonrası. Ben Romenim, ben Bulgarım, ben Sırbım, ben şuyum, ben buyum, ben Arabım diye isyan ediyorlardı. Ve bu da büyük devletlerin yani çok uluslu devletlerin dağılmasına sebep vermişti. O zaman buradaki anahtar kelimemiz milliyetçilik. Burayı yazıyorum Tonguçeli adım benim. Ve burayı da hemen şöyle fıt fıt kapatıyorum. Mustafa Kemal kurmaylık stajı için Şam'daki 5. Ordu emrine atanmış. Şam'dayken nokta nokta cemiyetini kurmuştur. Bu da yine Mustafa Kemal'in çok önemli bir özelliğini gösteriyor. Teşkilatçılık özelliği. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması Şam'dayken. Vatan önemli. Yahut Silistre. Saçmalama, o Namık Kemal'in eseri. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ağır hükümlerine rağmen Osmanlı Devleti adamları nokta noktaya güvenerek teslimiyetçi bir politika izlemiş bak. Teslimiyetçi politika deyince hemen yüzünde şöyle bir şey olsun yani. Çok çok kötü teslim olduk. Niye? Çünkü Amerikan Başkanı Wilson diyor ki yenenler yenilenleri ezmeyecek. İşte kimse kimseyi ezmeyecek. Kim bir bölgede çoksa orası onun olacak. Mesela diyelim ki burada yeşiller mi çok? Burada yeşiller çoksa turuncu ben burayı istiyorum. Hayır, burada yeşil renkler çok, burası yeşillerin olacak diyor. Türklerin çok olduğu yerlerde Türkler olacak. Arapların çok olduğu yerler Arapların olacak diyor. Bize güveniyoruz ama hayır. İngilizler ve Fransızlar köprüyü geçene kadar ayıya yani Amerika'ya dayı diyorlar. Tamam tamam biz Wilson'un kenarına uyacağız diyorlar ama uymuyorlar, pislik yapıyorlar. O yüzden biz de teslimiyetçi politika izlememize rağmen baktı ki bunlar bizi işgal edince Mustafa Kemal diyor ki korkmayın ya bir dakika diyor ya. Sıkıntı yok. Sakin ol şampiyon. Sakin ol şampiyon diyor ve birlik ve beraberliği sağlayaraktan düşmanın kafasına yumruk gibi iniyoruz. Osmanlı Devleti'nin 19. ve 20. yüzyılda Avrupa devletlerinin arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirme politikasına denge kuruyoruz. İngiltere saldırınca Rusya'dan yardım istiyor. Rusya saldırınca Fransa'dan yardım. Fransa saldırınca İngiltere'den. Buna biz denge politikası diyoruz 19. ve 20. yüzyılda. Her yola geliriz abi. Öyle değil Tonguç saçmalama. Bu politik olarak yapılan bir şey. Saçma sapan şeyler. Yani denge yapıyoruz hocam. Evet işte. Her yola gelmek değil. Esasında şöyle. Esasında İngiltere, Rusya ve Fransa arasında insanlar rekabet var. Herkes birbirini yemeye çalışıyor. Biz de diyoruz ki ya bu İngilizler Ruslardan nefret ediyor. Fransızlar da İngilizlerden nefret ediyor. Hayat ağacı gibi dedikodu Brezilya dizisi. Aynen tam Brezilya dizisi. İnsanlar ve toplumlar ve devletler aynı olmuş. Biz de diyoruz ki bunlar madem birbirini yiyorlar, bunlar birbirini yesin. Biz de burada kendi dengemizi kuralım diyoruz. Osmanlılar Kuzey Afrika'daki Trablusgarp, Tunus ve Cezayir için nokta nokta tabirini kullanmışlar ve biz buraya garp yani batı diyor bak. Şark doğudur Tonguç'um, garp batıdır. Hatta Mehmet Akif Ersoy diyor ya, garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Yani benim iman, iman dolu göğsüm gibi Serhaddin var. Yani eğer diyor garpta, batıda böyle çok net bir şekilde bir sürü gemiler etrafı sarmışsa korkma diyor ya. Yani biz de onları diyor kovarız diyor, merak etmeyin diyor. Garp ocakları diye yazalım buraya Tonguç evladım benim. Kilisenin baskıcı ve dar dünya görüşüne biz böyle yani kilise eskiden... Skolastik. Skolastik ama skolastik kelimesini şu anda Milletim Bakanlığı kullanmıyor çünkü çok kötü bir kelime. Onun yerine daha güzel, daha sempatik olan dogmatik kelimesini kullanıyor. Şaka. Dogmatik düşünce diyeceğiz. Skolastik düşünce diyebilirsin ama o şimdi bizim kazanımız. Hocam siz çok dogmatik misiniz hocam? Hayır ben dogmatik değilim. Ben bilimsel ve filmsel hareket ediyorum. Kiliseye hiç gittiniz mi hocam siz? Tövbe tövbe de Tonguç'um ne diyorsun saçmalama yani. Hocam ben bu tür sorularda hocam. Ben bu tür sorularda... Bu tür soruları nasıl yapıyorsun Tonguç'um? Hocam genellikle hepsine doğruyu yapıştırıyorum hocam. Doğruyu zaten hepsine yapıştırdığım zaman yarısı doğru çıkıyor. Öğretmen de yarısını doğru yarısı da yanlış ayarlıyor hocam. Ve 50 puanı alıyorum hocam yani. Çok mantıklı bir yöntem. 5 puan alıyorum bu soruda. Çok mantıklı bir yöntem. Bakalım bu sefer ne olacak hep beraber görelim. Şimdi Mustafa Kemal'in okuyup etkilendiği düşünürlerden biri de vatan şairi olarak tanınan Namık Kemal. Evet Namık Kemal ve vatan kelimesini yan yana bulundurabilirsin. Niye? Vatan Yavuz Silistre diye bir eser yazıyor. Şiirlerinde vatan kelimesini çok kullanıyor. O yüzden Mustafa Kemal de bir vatansever olduğu için vatanını çok seven Namık Kemal'den etkileniyor. Mustafa Kemal 1910 yılında orduyu temsilen Picardy'de yapılacak askeri manevraları izlemesi amacıyla Fransa'ya gönderilmiştir. Evet doğru. Bu orada incelemelerde bulunuyor. Mustafa Kemal gerçek bir askeri davat olmuş. Mustafa Kemal'in söylediği birçok askeri söz. Ben size yenmeye değil ölmeye emrediyorum. İşte ordular ilk yerdeniz Akdeniz'dir. İleri veyahut da hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatanlar gibi, vatandır gibi cümleler şu anda günümüzde birçok Almanya'da,
Amerika'da, İngiltere'de askeri okullarda okutuyor. Diyorlar ki bakın bu adamı iyi tanıyın. Bu adam çok iyi bir asker. Bu adam küçük Türkiye'ye bir... herkes saldırmasına rağmen herkes kurtardı evet, bak, hocam. Şöyle düşün Tolga. Şu anda mesela Suriye'de savaş var diyorlar. Doğru. İşte ne bileyim şurada savaş var, burada savaş var. Bize İngiltere saldırıyor. Dünyanın en büyük ülkeleri hocam. Evet, Yunanistan saldırıyor. Fransa saldırıyor. Rusya saldırıyor. Ermeniler saldırıyor. Hiç kimse alamadı. Hiçbiri alamıyor. Yani alıyorlar ama mağlubiyet, başka bir, şey başka bir mağlubiyet alıp gidiyorlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal askeri değerli çok önemli. Hala da araştırıyorlar adamı nasıl bir adamdır diyorlar. Şimdi Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf bloğunda yer almıştır. Gerçekten skandal bir cam. İtilaf değil biz ittifak bloğundayız. İtilaf bloğunda İngiltere, Fransa, Rusya vardı. İttifak bloğunda yani bizim bloğumuz. Lafla peynir gemisi dönmez hocam biz ittifakız hocam. Evet tebrik ediyorum seni. Bizim bloğumuzda kimler vardı? Almanya ve Avusturya Macaristan. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas, Suriye ve Çanakkale cephelerine görev almıştır. Evet burası doğru bak. Bu sınavda çıkar Tonguç'um. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephede yer aldığını bilmen lazım. Kafkas'ta kaybettik, Suriye'de kaybettik, Çanakkale'de kazandık. Evet kazandık. Suriye'de kaybettik değil, geri çekildik. Kafkas'ta kaybettik. Evet orada yanlış bir zaman Suriye'de oldu. R'ye taktık, Çanakkale'de kazandık. Evet tebrik ediyorum. Mustafa Kemal'in yetiştiği Selanik ve Manastır şehirlerinin sosyal ve kültürel atmosferleri Mustafa Kemal'in hoşgörülü ve milliyetçi bir kişilik kazanmasına etkili olmuştur. Doğru. Gerçekten Selanik'te çok farklı milletler bir arada. Az önce söylemiştim ya işte Yahudisi var, Müslümanı var, Ermenisi Japonu var. Japon falan yok. Saçmalık durma ne Japon yok. Yani Japon da vardır bir iki tane ama esasında çoğunlukta değiller. Dolayısıyla bunların karma karışık bir ortam oluşması. Kozmopolit. Çok uluslu bir ortam oluşması. Zenci var mıydı hocam orada? Var tabii saçmalama. Aa. Olmaz mı? Zenci her yerde var. Hoşgörülü bir ortam oluşmasını sağlıyor Mustafa Kemal'de. Ve yine aynı zamanda diyor ki ya kardeş bunlar kendi devletlerini kurmaya çalışıyorlarsa affedersiniz bize kendi devletimizi kurabiliriz. Milliyetçi olmalıyız diyor. Osmanlı hükümeti çıkardığı hıyaneti vataniye kanunuyla yani vatan hainliği kanunuyla olaylara karışan Ermenilerle onlara yardım edenleri Suriye'ye nakletme kararı almıştır. Hayır. Hıyaneti vataniye kanunu sonradan bizim Kurtuluş Savaşı sırasında hıyanet edenlerle için çıkarılacak. Buradaki kanun adı tehcir kanunu yani göç kanunu. Dolayısıyla burası yanlış olmuştu onun için adı benim. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler üzerlerine Rus askeri kıyafetiyle bize saldırıyorlar. Azınlıklar. Bir durduruyoruz bakıyoruz içinden Osmanlı kimliği çıkıyor. Ya kardeşim senin üzerine Osmanlı kimliği var. Yıllarca bizle beraber yaşamışsın. Şimdi bize niye saldırıyorsun? Abi kusura bakma bizi Ruslar gaza getirdi diyor. Bize tamam neyse affediyoruz diyoruz. Ama bazıları... Herkesin kusurları olabilir. Herkesin kusurları olabilir ama biz diyoruz ki yine de affetsek de sizi göç ettiriyoruz diyoruz. Suriye'ye göç ediyorlar. Bu göçler sırasında bazıları vefat ediyor iklim koşullarından dolayı. Bazıları işte nedir onun adı? Soykırım olarak adlandırıyor. Halbuki soykırım yok. Eğer soykırım yapılacak olsa zaten Türkler bundan önce bir sürü milleti içinde barındırmış yapardı. Biz hiçbir zaman o tarz şeylere yanaşmıyoruz. Selanik her açıdan Osmanlı'nın bak Ermenilere onlara yardım edenleri Suriye'ye nakletme kararı alıyor sadece. Yok etme kararı değil. Selanik her açıdan Osmanlı'nın en gelişmiş şehriydi. Hayır. Her açıdan Osmanlı en gelişmiş şehri değil. Gelişmiş bir şehir ama İstanbul var yani. Bursa var. Bunlar çok büyük şehirler. Osmanlı Devleti, daha doğrusu Osmanlı Devlet adamları çeşitli fikir akımlarıyla devlet çöküntüden kurtarmak istemiştir. Burası doğru. Hatırlarsan Osmanlıcık akım vardı. Osmanlı'nın altında yaşayan herkes Osmanlı vatandaşıdır diyerekten kurtarmaya çalışmışlardı. Fakat panslavizm politikası yüzünden tutmuyordu. İslamcılık akımı vardı. Hep biz Müslümanız, hepimiz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz, beraber yaşamlıyorduk. Fakat Arapları İngilizler kışkırtmıştı, tutmamıştı. Batılıcılık fikri de tutmamıştı. Sonrasında biz Türkçülük fikrini benimsemiştik. Tonguç evladım benim. Geldik yeni bir soruya. Bu sefer çoktan seçmeli bir sorumuz var. Hakkında bilgi verilen akım hangisidir demiş. Doktor Abdullah Cevdet, Tevfik Rete Celal Nuri tarafından temsil edilen bu akım, Osmanlı İmparatorluğu'nun tek kurtuluş yolunun bu yüzden ihtiyaçlarına uygun medeni bir devlet ve millet haline alması gerektiği düşüncesiyle hareket etmiştir. Bu akım aynı zamanda yeni Türk devletinin temel taşlarına birini oluşturmuştur. Şimdi Osmanlıcık akımda Namık Kemal var. Bu Osmanlı'nın çatısı altında yaşayan herkes Osmanlı'dır düşüncesi bu değil. Türkçülük fikri evet bizim yeni Türk devletinin temel taşlarından biri ama orada da Türkçülük fikrinde Mehmet Emin Yurdakullar, Ziya Gökalpler var bu da yok. İslamcılık fikri Arapları çatımız altında tutmak. Kardeşim sen de Müslümansın ben de Müslümansım. Niye isyan ediyorsun demek. Ama burada doğru cevabımız batıcılık fikri. Tevfiklet burada önemli bir kelime. Ve yeni Türk devleti gerçekten çağdaş modern bir devlet olma yolunda önemli adımlar atıyor. Buna göre Mustafa Kemal'in ilgili olarak hangisine ulaşılabilir demiş. Artık bir soru. Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra Şam 5. Ordu'ya atandı. İlk görev yeri. Şam'da vatan ve hürriyet cemiyetini kurarak ülkenin kötü gidişatına yönelik çareler aradı. Bak burada da yine çareler araması onun vatansever bir... Bak hemen zaten yazıyormuş. Bir soruyu okuyorum. Aa, şimdi. Vatansever kişilik. Belli yani. Şimdi bak. İlk askeri görevini Şam'da yaptı. Niye bak? Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra Şam'a atanıyor. O zaman bu doğru. O zaman B seçeneği niye? Yalnız 3 demiş. C de eliyoruz. 2 ve 3 demiş. Ülke meselesine duyarlı davrandı. Evet bak. Ülkenin kötü kişilerine yönelik çareler arıyor. Bu da var. O zaman A'yı eledik. 2 de olacak cevaplarımız içerisinde. Cevap D gibi. Ama bakalım. Vatansever bir kişiliğe sahip olduğu... Zaten vatan ve hürriyet cemiyetini kurarmış hocam. Daha ne yapsın diyorsun. Daha ne olsun ya. Geldik yeni bir soruya. Fransız ihtilali... Bak Tonguç'um
bu sene 8. sınıfta olduğun için LGS'de hazırlandığından dolayı hocan sosyalde sana 8. sınıfta inkılapta daha çok çoktan seçmeli soru soracaktır. Bu yüzden çoktan seçmeli sorulara karşı iyi hazırlanmalısın. Birazdan onlarla alakalı ödevlerde vereceğim, dikkatli ol. Fransa ihtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri arasında kanun üstünlüğünün kabul edilmesi, mevcut rejimde ısrar edilmesi, halkın kısıtlı olsa siyasi haklar kazanması hangi göze bak. Fransa ihtilalinin F'yi yazıyorum buraya. Bir olumsuz etkisi var Tonguç bizim için, bir de olumlu etkisi var. Olumlu etkisine baktığımızda daha doğrusu olumsuz etkisini söyleyelim ilk başta. Olumsuz etkisi milliyetçilik isyanları çıkıyor ve bizdeki bütün azınlıklar azıp isyan ediyor. Azıyorlar. Aynen, bunu sen çok güzel söylüyorsun zaten. Ama olumlu etkisi ise bizde anayasallaşma süreci başlıyor. Yani Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı gibi fermanlar başlıyor. Ve kanun üstünlüğü kabul ediyor. Bir olacak cevaplarımız içerisinde mevcut rejimde ısrar edilmiyor. İsrar edilmesi demiş ama hayır. Monarşi, padişahlık bitip yerine meşrutiyet geliyor ve böylece halk kısıtlı da olsa siyasi haklar kazanıyor. Bak şunu unutma, Mustafa Kemal 1881'de doğdu ama 1876'da Osmanlı'da meclis vardı, sandık vardı, partiler vardı. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3, 4'e geçiyoruz, yeni bir soruya. Buna göre önce soru kökünü okuyoruz Songuç'um. Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki hangi özelliğinden faydalanmaya çalıştığı söylenebilir. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile ittifak kurması nedeniyle bir de İngiltere'nin sömürge yollarına rahat ulaşılmasını engellemek istiyor. Bak bak, uyanaya bak. Bu amaçla da Osmanlı'dan Süveyş kanalına saldırmasını istiyor. Az önce söylemiştik ya, kanal cephesini biz Almanya'nın isteğiyle açıyoruz. Şimdi Osmanlı'nın dini halifenin gücünü kullansa... Dinle alakalı hiçbir şey söylememiş burada. Askeri gücünden de askeri alakalı hiçbir şey söylememiş. Para da yok fazla bizde. Para olabilir ama... Jeopolitik önemi Tonguç'um. Niye biliyor musun? Ama hocam sömürge yolları falan filan... Sömürge yolları politikacı, jeo, coğrafya. Osmanlı'nın bulunduğu yer tam da böyle şöyle İstanbul'u çizecek olursak tam da böyle önemli yolların üzerinde. Dolayısıyla Osmanlı kanal cephesine savaş açtığı zaman İngiltere kafa yiyecek, çıldıracak diyoruz. Gelelim yeni bir soruya. Osmanlı hükümeti diğer hükümetlerle bütün ilişkilerini kesecektir. Doğru. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bu maddesiyle itiraz devletlerinin aşağıdaki hangisine hedefi söylenebilir? Hatırlarsan 7. maddeyle bizi işgallere çıkar getirmeye çalışıyorlardı. Burada ne yapmaya çalışıyor? Bakalım. 7-24'te çok kötü olmuş bu. Evet. 7. maddede istedikleri yeri işgal edebiliyorlardı. 24. maddede ise Doğu Anadolu'da istedikleri yeri işgal edebiliyorlardı. Tebrik ediyorum seni. Osmanlı Devleti'nin siyasi yalnızlık içerisinde kalmasını sağlayarak üzerinde daha rahat denetim kurmayı. Bu olabilir, bayağı olabilir. Niye? Bütün ilişkilerini kesiyor başkalarıyla. Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda aktif hale getirmesi. Saçmalık. Saçmalık ve aktif değil, tamamen ilişki kesiyor. Osmanlı Devleti'nin ateşkes hükümlerine uymasını sağlamayı. Bu da değil. O da değil. Ne alakası var? Osmanlı Devleti'nin işlerine karışılmasını engellemek. Esasında bizim işlerimize karışmaya bayılıyorlar zaten. Bu da doğru cevap değil. O yüzden cevabımız Adana seçeneği. Şimdi hemen ödevimizi verelim. Ver bakalım. Hocam evet. Hangi konuları çalışmam gerekiyor? Şimdi bak Tonguç'um, birincisi taktikli soru bankamızdan ve dinamo soru bankasından ödevler vereceğim sana. Taktikli soru bankamızda inkılap tarihinde hemen ödevimizi vermek istiyorum sana Tonguç Ali. Hangi sayfaları çalışacağım? Hemen sayfaları veriyorum. Buradaki kavramlar ve sorular son derece kaliteli. Yeni nesil ve dinamik sorular hazırlandı. Beceri temelli sorular hazırlandı. Bak sayfa 18'den başlıyoruz Tonguç'um. Buradaki bütün yeni nesil soruları çözmelisin. Buraları çözüyor. Bak özel kelimeler, çağdaş, milli, laik, demokratik, çağdaş, bunları mutlaka sınavda karşına çıktığı zaman çözebilmen lazım. Yeni nesil soruları. Ardından da milli uyanış kısmında 1. Dünya Savaşı'nı çözüyorsun. İşgal yıllarında Anadolu 7-24 Mondros Ateşkesi. Burada şeye kadar, Cemiyetler ve Kuvayi Milliye kadar, sayfa 50'ye kadar gelmeni istiyorum Tonguç Ali. Sayfa 50 dahil mi hocam? Sayfa 50 dahil değil. Dinamo soru bankamızda yazılı yazılık var mı? Tabii Dinamo soru bankamızda senin için yazılı yazılık soruları da hazırladık. Hatta şöyle göstermek istiyorum izin verirsen. Burada en baştan başladığımız zaman yani uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı'da burada sayfa 10'dan başladıktan sonra buraları çözüyorsun. Buradaki tüm soruları, yeni nesil soruları, beceri temelli soruları çözüyorsun. Ama en önemli kısımlardan bir tanesi, sen şu anda sınava hazırlandığın için tabii yazılıyı bulmak istiyorsun tabii. 10. sayfadan başladıktan sonra bayağı bir soru koyduk. Bir dakika, burada nerede? Ha, tüm en sona koymuşuz biz bunu galiba. Burada yazılıyı şuradan çözebilirsin Tonguç Erhan benim. Şu Kurtuluş Savaşı. Hocam bir şey de var, indekse var hocam. İndekse var. Cemiyetler ve Kuvayi Milliye yok senin sınavında ama şu milli uyanıştan şurada. Burada nereye koymuşuz biz yazılıyı? Hocam bu... Sayfaya bakalım. Bak, indekse bakalım o zaman. Nerede? Ünite tekrarı. Burada İstiklal Yolculuğu'nda. Şeyde sayfa 26'da. Sayfa 26'da. Ünite tekrarıyla çalışabilir miyim hocam? Hayır, ünite tekrarıyla. Çok güzel bir şekilde tekrar etmesi Tonguç Erhan benim. Bak burada bir kez daha sayfa vereyim karışmasın. Bir kahraman doğuyor. Ünite tekrarında. Burada tabii şuna dikkat. Sınavlarda... 8. sınıfta yazılılarda daha çok çoktan seçmeli soru soruyorlar. Çünkü zaten çocuklar sınava girecek diyorlar. Senin için bu ünite tekrarı tam bir yazılı tekrar olmuş oluyor Tonguç Erhan Bey. Ama konu çalışmak istiyorum hocam ben. Konuları eksik. Siz çok hızlı konuştunuz. Anlayamadım dediğin durumlar varsa veya anladım ama bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum diyorsan o zaman sana mükemmel bir kitaptan konu anlatımı sunacağım. Bak dikkatle dinle. Sanayi İnkılabı'ndan başlayan sayfa 128, sayfa 130, 132 ve buradaki sağ sayfaları da mutlaka çözmelisin. 138, 1. Dünya Savaşı 140 ve aynı zamanda 142,
144. Buraları güzel güzel çalışıyorsun. Monores bak. Bu sayfa 146'tan mutlaka soru gelecek. Şu anda bu sayfa sana bakıyor. Sen de bu sayfaya bakıyorsun. Çünkü bu sayfadan soru gelecek. Sayfa 148 işgal yollarından Anadolu'ya kadar. Yani sayfa 149'a kadar çözmelisin Tonguç Ali Ağabey'im. Hadi bakalım şimdi ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Bu arada hem 8. sınıf kanalına hem de ana kanala abone olmayı ve iki arkadaşına abone etmeyi unutma. Çünkü iPhone seni bekliyor. Hadi bakalım.